Merhabalar. Günümüz siyasetini yorumlarken en çok kullandığımız kelimelerden birisi hegemonya. Ancak gördüğüm kadarıyla bu kelimeyi daha çok en güçlü olan anlamında kullanıyoruz. Örneğin günümüzün hegemon gücü Amerika dediğimiz zaman günümüzün en güçlü devleti Amerika demiş gibi bir şey oluyor. Oysa kelime bundan ibaret değil. Zaten öyle olsa en güçlü der çıkardık kenara. Bu nedenle bugün hegemonya kelimesinin ne anlama geldiği hakkında konuşmak istedim. O zaman hadi başlayalım. Hegemonya bir kelime olarak antik Yunan'a kadar gitse de bizim bildiğimiz şekliyle kullanılması yaklaşık 200 yıldır. Bu tartışmayı anlamak için 3 düşünüre, Hegel'e, Marx'a ve asıl Gramsci'ye uğramamız gerekiyor. İlk olarak Hegel'le başlayacak olursak, onun hegemonya kavramına yaptığı en önemli katkı, diyalektiği antik Yunan'dan alıp bir yöntem haline dönüştürmesinde gizli. Düşünce ve varlığı özdeş olarak gören Hegel'e göre insanlığın ilerleyişi, bu ilerleyişe yön vermek isteyen farklı düşüncelerin sentezlenmesiyle olmaktadır. Bu bağlamda her bir gelişme bu temelde tezler ve antitezler yaratmakta ve nihayetinde oluşan sentez ile yeni bir tez doğmaktadır. Ve tarih bu şekilde ilerlemektedir. İşte Marx'ın devreye girdiği nokta burası. Düşünce gelişiminde Hegel'in çok önemli bir yere sahip olduğu ve kendisi de gençliğinde genç Hegelciler hareketinde bulunmuş olan Marx, Hegel'in diyalektiğini alır ve kendi teorisine göre yeniden dönüştürür. Marx'a göre de tarih evet tezler ve antitezlerin yarattığı sentezler üzerinden ilerler ama Marx'ta bu tez ve antitezler sınıflar üzerinden ele alınır. Marx'a göre toplumlar tarih boyunca temelde iki sınıf halinde bulunmuştur. Üretim araçlarına sahip olanlar ve olmayanlar. Üretim araçlarına sahip olmayanlar hayatlarını idame etmek için ellerindeki tek üretim aracı olan emeklerini kiralamakta, üretim aracı sahipleri ise bu emek sayesinde ellerindeki varlığı gerçek bir değere dönüştürebilmektedir. Marx'ın eleştirilerinden en önemlilerinden biri buradadır. Çünkü Marx'a göre tarih boyunca üretim aracına sahip olanlar ellerindeki bu gücü kullanarak buna sahip olmayanların ürettiği emeğin hep altında bir karşılık vermiştir. Böylece üretim aracına sahip olmayanlar birikim yapamadığı ve nihayetinde üretim aracına sahip olamadığı için sürekli bir bağımlılık ilişkisi var olmuştur der Marx. Bir yanda yaşamak için emeğinden başka bir şeyi olmayan çoğunluk, diğer yanda üretim aracına sahip olduğu için bu bağımlılık ilişkisini sabit kılacak adaletsizlikte teklif sunabilen üretim aracı sahipleri yani azınlık. İşte Marx tarihin sabit noktalarından bir tanesinin bu çelişki olduğunu söyler. Tarihin ilk dönemlerinde toprak sahipleri ile köleler tez ve antitezi oluşturmuştur. Bu tez ve antitezin çatışması ile daha iyiye götüren bir sentez çıkmış ve feodaliteye geçilmiştir. Bu yeni tezde kölelik yoktur ama yine zamanla toprak sahipleri ile onlarla anlaşma yapan köylülerin benzer bir ilişkiye geçmesine neden olmuştu. Bundan sonra kapitalizmin gelişmesiyle beliren burklu kapitalist grup, yani diğer adıyla burjuvazi, yeni sentezi yarattıktan sonra sentez kapitalist topluma geçmiş ve ilerleme yaratmıştır. Ancak bu da özellikle endüstri devrimi sonrasında benzer bir çelişki yaratmış ve burjuvazinin karşısında emeğinden başka bir geçim kaynağı olmayanların, yani proletaryanın sömürüldüğü yeni bir düzen kurulmuştur der Marx. İşte diyalektik materyalizm temelli tarih okumasında değişmeyen şey tez ve antitez durumunda olan sınıflar arasındaki çelişkidir Marx'a göre. Bu noktada sorunuzu tahmin edebiliyorum. Madem ancak yaşamını geçirebileceği kadar bir gelir elde edebilen bir çoğunluk var ve onların emeğinin gerçek karşılığı ile elde ettikleri arasındaki fark olan artık değer sermayeye yani küçük bir azınlığa gidiyor. O zaman çoğunluk bu adaletsiz durumu değiştirmek üzere elindeki o çoğunluk gücünü neden kullanmıyor diye düşünmüşsünüzdür tahmini. İşte bu da bizi Marx ve Engels'in devlet kuramına getiriyor. Marx ve Engels devletin tarihsel anlamdaki en önemli varoluş sebebinin bu mülkiyet rejimini korumak olduğunu belirtirler. Komünist manifestodaki meşhur cümleleriyle özetlemek gerekirse devlet, burjuvazinin yürütme aygıtından başka bir şey değildir. Yani Marx'ta devlet bir baskı aracıdır. Yaşamak için emeğinden başka bir aracı olmayan çoğunluk bu durumu değiştirmek isterse onları bastıracak polis ve asker gücüdür. Halkın arasındaki anlaşmazlıkları çözecek ama bunu mülkiyet rejiminin çizdiği sınırlar içerisinde yapacak, mülkiyet söz konusu olduğunda eşitsizliği kabul ederek
mülkiyeti temel alarak karar verecek bir hukuk sistemidir. Dahası, daha gelişkin formlarda sınırlar dışındaki değerleri de almak üzere güç kullanımını içeren, yani orduları kullanan ve gerektiğinde diplomasiyi kullanan bir kolektif baskı mekanizmasıdır da devlet. Tüm bunlardan özetle Marx'a göre devlet sınıfsal bir baskı ve kontrol mekanizmasıdır. Ve Gramsci tam bu noktada devreye girer. İtalyan bir Marksist olan Gramsci, Marx'ın devleti salt bir baskı ve kontrol mekanizması olarak gören görüşüne karşı çıkar. Gramsci'ye göre devlet aynı zamanda bir rıza üretim ve içselleştirme mekanizmasıdır. Yaratılan kurumlar ile, yani daha sonra Althusser'in devletin ideolojik aygıtları olarak adlandıracağı eğitim, medya, tarih kurumları gibi kurumlar ile sınıflar arasındaki adaletsiz mekanizmanın saklanması ve herkesin aynı bilinçte ve hedefte bir araya geldiği toplum inancının devlet sayesinde yaratıldığını savunur Gramsci. Ortak bilinç ve ortak hedef için en kısa yol ve en güvenilir yol sınıflardan bağımsız ortak tehditler ve ortak hedefler yaratarak sınıfı hiç düşünmeyen bir toplum tipi oluşturup hepsini aynı tehditlere ve aynı hedeflere kilitlemektir. Gramsci'ye göre işte bu ortak bilinç ve ortak hedef için devlet, ortak tehditler ve ortak çıkarları ortaya getiren ve kendisini de bunların çözüm merci olarak konumlandıran, böylece sınıflardan bağımsız hangi sınıftan olursa olsun aslında hepimizin ortak tehditleri, ortak çıkarı var diye buluşturan, böylece sınıf çatışmasını maskeleyen bir kurum olarak sivrilir der Gramsci. Tüm bunların sonucunda çoğunluk içinde bulunduğu sömürü mekanizmalarını görmez. Bu nedenle onu değiştirmeye çalışmak yerine enerjisini mevcut sistem içerisinde ilerlemeye ve sistemi düzeltmeye harcar. Böylece aslında farkında olmadan burjuva sınıfının sistemi düzenlemek konusundaki önderliğine rıza göstermiş olacak. Devlet baskı mekanizmasını kullanmadan da mevcut düzeni koruyabilecektir. Bu şüphesiz Marx'ın diğer bir hipotezine de karşı gelmek demek. Marx, sermaye birikim rejimi arttıkça emekçilerin, yani proletaryanın da büyüyeceğini, büyüyen proletarya hak talebini arttırdıkça devletin buna karşı koymak için ister istemez baskı mekanizmasını öne çıkaracağını, devletin bu yönü, yani baskı yönü görüldükçe de daha fazla halkın, o çoğunluğun daha büyük bir kesiminin aslında devletin ne için var olduğunu göreceği ve devrim saflarına katılacağını öngörmüş. Yani diğer bir deyişle kapitalizmin kendi sonunu kendisinin hazırlayacağını, işte tezin, antitezini yaratacağını ve giderek büyüyen bir proletarya, giderek büyüyen bir hak talebi, giderek büyüyen bir baskı ve en sonunda devrim sürecini böyle bir zincirleme etki gibi yaratacağını savunmuş. Gramsci ise kurulan bu kültürel yapı sayesinde devletin sınıf çelişkisini maskeleyerek baskı kullanmak zorunda kalmayacağını ve sermayeye dikkat çekilmeyecek ortak gündemler aracılığı ile artan sermaye birikiminin ve eşitsizliğin devrim yapacak kadar büyük bir tepki yaratmayacağını savunmuştu. Ve tam da devletin bu hayati ve merkezi rolü nedeniyle devletin asıl besleyicisi, asıl fon kaynağı durumunda olan ve bir sınıf bilinciyle hareket eden burjuvazinin işte söz konusu kurumları ve kurumların yarattığı alt mekanizmaları besleyerek, onları var ederek ve onları halka aktaracak kurumları da yine aynı şekilde besleyerek bu sistemin kendisini sürekli var etmesini ve yenilemesinin ana motoru olacağını, yani lideri olacağını söyler. İşte ayrıntılarıyla anlattığım bu liderlik durumunu, bir sınıf bilinciyle bu mekanizmayı kontrol edip onu yönlendirme gücünü uzun uzun anlatmak yerine tek bir kelimeyle aktarmak istediği noktada da antik Yunan'daki liderlik etme kelimesi anlamına gelen hegemonyayı almış, bu sürecin karşısına bunu koymuş ve ardından hegemonya kelimesiyle bütün bu süreci anlatmış. Böylece kavram o noktadan sonra artık siyaset bilimine de geçiyor. Evet, gördüğünüz gibi hegemonya kavramında iki husus öne çıkıyor. Birincisi, sistemden en çok fayda sağlayan bir grup. İkincisi, bu faydayı sağladığı sistemin baskı ile değil, kendi liderliğine rıza üreterek sağladığı bir liderlik durumu ile sürdürülmesi. İşte bu durum uluslararası ilişkilerde de tam bu anlamda kullanılıyor ve günümüz uluslararası ilişkilerinde de hegemonik güçle emperyal gücü birbirinden ayırmamıza ve günümüzün liderlik eden aktörlerinin davranış kalıplarını çözümlememizde bize yardımcı oluyor. Sistemde çeşitli tarihsel koşullar içerisinde lider konumuna gelmiş olan devletler ortak çıkar veya ortak tehditler aracılığı ile
çeşitli diğer ülkeler ile ekonomik veya siyasi anlaşmalar yapabiliyorlar. Üst kazandıkları çeşitli görüşmelere girişebiliyorlar ve sonuçta süreçleri kendi istedikleri yönlerde yönlendirebiliyorlar. Böylece o ülkelerden belki de ancak savaşla alabilecekleri, çeşitli ekonomik veya askeri güç dayatmasıyla alabilecekleri türden politik imtiyazları ya da ekonomik imtiyazları rıza karşılığında alabiliyorlar. Tek bir örnekle açalım. ABD ve Sovyetler Birliği 2. Dünya Savaşı sonrasındaki hegemonik güçler olarak belirdi. Her ikisi de karşı taraftan endişe eden diğer ülkelerle ortak tehdit algısında buluşarak ve güvenlik garantisi sağlayarak önemli askeri ve siyasi açılımlar yapabildiler ve kendi etki alanlarını arttırdılar. Bu süreçte iki lider ülke de hiçbir ülkeyi zorla kendi bloğuna katmadı. Diğer devletler buna rıza gösterdiler. Hatta diğer devletler bu bloklara, yani mesela NATO ve Varşova Paktı'na katılmak için kendileri talepte bulundular. Örneğin Türkiye'nin NATO'ya katılımında Türkiye kendisi için en iyisi olacağını düşündüğünden başvurdu. Bu süreç Türkiye'nin kendi tehdit algıları kadar ABD'nin NATO üzerinden rıza üretebilme kapasitesiyle de gerçekleşti. Bu ve benzeri anlaşmalarla ABD kendisini bir hegemon güç haline getirebildi. Yani hegemonya sadece en güçlü olmakla ilgili bir mesele değil. Mesele aslında mevcut gücünü koruyabilme yöntemi için geliştirdiği araçlarla ilgili ve gücün nasıl idare edilebildiği ile ilgili bir mesele. Çünkü eğer mesele sadece güçten ibaret olsaydı, farklı farklı küçük veya orta aktörler bir araya gelerek veya tek tek bunu zaman içerisinde ortadan kaldırabilirlerdi. Yoksa güç tek başına bir şey ifade etmez, kısa vadelidir. Evet, sık kullanılan bu kavramın temellerini ve ne anlama geldiğini netleştirdiğimize inanıyorum. Önümüzdeki videoda 1000 yıllar öncesinden bizim bugünümüze ışık tutan bir hegemonik mücadeleyi, Peloponez Savaşları'nı konuşacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.